Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet, neler oluyor Azerbaycan'da? Bildiğiniz üzere Azerbaycan'da Hakk'a yürüyen şehitlerimiz için tören düzenlendi. Evet, törenler düzenlendi ve bu törenlerle şehitlerimize tabii ki gözyaşlarımızla veda ettik ama bu bir ayrılış değil. Bu kahramanlar dinimiz gereği evet ölü değildirler. Sadece biz göremiyoruz. Şehitlere özel bir makam bu. Evet, şehitlere özel bir makam. O kadar da inancımızla bunu söylüyoruz. Aramızda olacaklar ve bizlerle beraber olacaklar. Bizlere düşense onların bıraktığı yerden çok daha güçlü bir şekilde Hankendi'yi, Hocalı'yı, Adere'yi, Laçin şehir merkezini ve Hocavend'i kurtarmaktır. Yaşasın kahramanlarımız. Evet, şehitlerimizin ve helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde helikopterimizi bu hale getirenlerin Ruslar olduğuna dair çeşitli rivayetler kamuoyunda dolaşıp durdu. Tabii ki ben her zaman şunu söyledim. Değerli kardeşlerim, gün Azerbaycan Devleti'nin ve Azerbaycan'ın tamamıyla yanında olmaktan geçtiğini, şehitlerimizin acısı olduğunu, İtidalli ve sabırlı olmamız gerektiğini belirttim. Er geç gerçeğin bir şekilde açığa çıkacağını sizlere her zaman söyledim. Biliriz, eğer bu saldırıyı bir devlet, özellikle askeri süper gücüm diyen bir devlet yaptıysa, buna karşı devletler ani hareket etmezler. Bunu not ederler ve uygun yer ve zamanda karşılık vermek için can atarlar. Ve Azerbaycan'dan bu konuyla ilgili sınır muhafaza komutanı Sayın Elçin Guliyev açıklama yaptı. Evet, Elçin Guliyev şehitlerimizin bu şekilde bir kaza sonucu şehit olmasında helikoptere dışarıdan kaynaklı hiçbir şekilde müdahalenin olmadığını belirtti. Evet, tekrar söylüyorum. Helikopterin düşmesi durumunda helikoptere dışarıdan kaynaklı hiçbir müdahalenin olmadığının kesin olduğunu belirtti. Evet, helikopterin kara kutusunu bulduklarını ve kara kutuyla yaptığı incelemelerde bir sabotajın ve saldırının kesin dille olmadığını beyan ederiz dedi Elçin Guliyev. Evet, Türkiye saldırının olduğu andan itibaren Milli Savunma Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Azerbaycan'a bir desteğe ihtiyaç var mı? Şehitlerimizden dolayı çok büyük üzgünlük yaşıyoruz diye mesaj yağmuruna tutuldu. Ne demiştik? Tek millet, çift devlet. Neredeyse tek devlet diyeceğiz. Bu kadar can ve kardeş olduk. Özellikle savaş sırasında Sayın Akar'ın devamlı Azerbaycan'a gitmesi, bir ihtiyacınız var mı demesi, tatbikatın önünde neredeyse Karabağ zaferini müjdeleyen o tarihi konuşmasını yapması hala akıllarımızda. Tabii ki birileri bu birliğimizi ve beraberliğimizi çekemiyor. Özellikle Azerbaycan'ın sınır boylarında Ermenistan'ın Rusya'nın kışkırtmasıyla yaptığı saldırılar 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra durmak bilmedi açıkçası. Biz sabırlı, itidalli ve otokontrolü elimizden bırakmadık. Ama buna karşılık karşıdan her zaman tabii ki bir saldırgan üslup gördük. Şu bilinmelidir ki Türk unutmaz. Türk kendisine yapılanı unutmaz. Eğer bizim oradaki birliklerimize ve oradaki kuvvetlerimize yapılan bir saldırı gerçekten sabotaj veya saldırıysa bunu açıklamaz, uygun yer ve zamanında cevabını bekler. Rusya, Nahçıvan'daki helikopterin intikamını aldı diyenler çıktı. Bir taraftan da Rusya, özellikle S-300'lerin vurulmasında büyük bir pay sahibi olan, bu işin beyni olan Sayın Murat Mehmetov, şehidimiz Sayın Murat Mehmetov'un özellikle o güçlü aklıyla yaptığı stratejiyle Antonov uçaklarını yem ederek onların S-300'leri ateş etmiş ve yerlerini tespit eden Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan TB2'lerle
Rusların S-300'lerini alt etmişti. Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu durumu tabii ki büyük bir şevkle anlatmıştı. Özellikle sınırların belirlenmesi ve bu ara çok dikkat etmek gerekiyor. Zengezur ve diğer bölgelerdeki Azerbaycan'ın haklarının korunması için çok yoğun çaba sarf edilen ve kritik günlerden geçilen bu günlerde Aliyev'in tavrı çok önemli. Evet, şu anda Azerbaycan büyük bir sınavdan geçiyor. Özellikle o bölgedeki askerlerimizin tek bir helikoptere bu kadar neden bindirildiğine tabii ki cevap arıyoruz. Neden bu kadar uzman ve alana da yetişmiş üst düzey askeri isimler bir helikoptere binildi? Tabii ki bu durumla ilgili Aliyev'in soruşturma açmasını bekliyoruz ve ihmali olanlara tabii ki gereken cezai müeyyideler uygulanmalı. Özellikle Türkiye'nin elindeki imkanlar, elindeki teknik imkanlardan ve birçok istihbari imkanlara kadar bunları sonuna kadar zorlayarak Azerbaycan'ın öz kimliğine, Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerine, güvelerine, iç dinamiklerine yapılacak olan her türlü istihbari ve askeri veya terör saldırılarına karşı tabii ki Türkiye'nin desteği çok önemli. Bildiğiniz üzere Zengezur'a devamlı nefretle bakan, bizde olmasına nefretle bakan, Türkiye ile Azerbaycan bir an önce birleşirse ne yaparım diyen bir İran var. Özellikle Aliyev Raisi görüşmesinde tabii ki İran blöf yaptı. Aliyev de karşısında sınıra gitti, ben buradayım dedi. Aynen, Raisi de sınıra gelebilirdi. Yani Aliyev İran'a ben sizden çekilmiyorum, bak sınıra kadar geldim, neredesin Raisi demişti. İşte bunlar olurken Rusya ile görüşmelerde Azerbaycan haklarını isterken birdenbire Azerbaycan ordusunun içerisinde ve ülkesinin içerisinde yapılacak olan yapılan bu sabotajlara ne demeli? Tabii ki düşündürücü. Sabotaj veya kaza. Ama biz itidalli bir devletiz. Devamlı ateşkes ihlallerinin olduğu ve Azerbaycan'ın iyiliğini istemeyen çok güçler olduğu için bunu söylüyoruz. Ne olursa olsun Azerbaycan devleti gerekeni yapar. Başın sağ olsun Azerbaycan'ım. Gerçekten yüreğimiz buruk. Evet, bu açıklamaları yaparken yüreğim burkuluyor. Kolay bir şey değil. Gerçekten yüce devletimiz, yüce devletlerimiz gereken önlemi ve tabii ki tedbiri alacaklardır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan, yaşasın birliğimiz ve beraberliğimiz. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen itidalli ve sabırlı olun. Devletinize güvenin. Bu kritik günlerde devletinizin yanında sımsıkı durun. Evet değerli kardeşlerim, görüşmek üzere. Bir dahaki yayında çok farklı ve daha değişik konularla. Sağlıkla kalın, iyi kalın.